Herkese merhaba. Şimdi size en çok istenilen videomu çekeceğim. Çantamda ne var videosu. Artık her fotoğrafımın altına, paylaştığım her şeyin altına çantamda ne var videosu isteniliyordu. Ve işte buradayım. Ben de bu videoyu çekmeyi çok seviyorum. Başlıyoruz. Öncelikle çantam. Çantam fosil. Şöyle. Yandan az, çapraz askılı bir çanta. Ne çok küçük ne çok büyük. Benim bu boyda bir çantam yoktu. Bildiğiniz gibi çantayı annemle beraber almıştık. Aslında annem kendisine almıştı. Ama annemden ben istedim. Annem de bana verdi. Şimdi burada bir açıklama yapmak zorundayım. Annem eğer gerçekten bu çantayı çok istese, çok sevseydi bana vermezdi. Çok sevdiği istediği şeyleri veren bir insan değil. Ama bu çantayı benim daha çok kullanacağımı düşündü. Çünkü ben aldığımdan beri her gün kullanıyorum. Bir de bu çantayı böyle alıp gitseydi Türkiye'de kullanamayacağını söyledi. Çünkü aklına ben gelecekmişim. O yüzden ben tepe tepe kullanıyorum. Anneme kesinlikle zorlamadım. Silah zoru falan yok ortada. Sadece bir kere istedim. Annem de bana verdi. Eğer gerçekten çantayı annem isteseydi bana vermezdi. Bu açıklamayı yaptıktan sonra içinde neler var onları görelim. Öncelikle çantanın şurada bir gözü var. Ben buraya telefonlarımı koyuyorum. Bugüne kadar sürekli video çektiğim... Artık HD kameramla çekiyorum. iPhone 5C, 5C var. Kabımı da Yeşil satın aldı benim için. Çok seviyorum kedili. Şöyle görünüyor kendisi. Pembe bu var. iPhone 5'ti sanırım. iPhone 5 var yanımda. Bunu sadece şimdilerde, bunun artık kontratı yok. Sadece Wi-Fi olan yerlerde kullanabiliyorum. İçerisinde kart yok. Bunu vlog kamerası olarak kullanıyorum. Vlog videolarımı bununla çekiyorum. O yüzden bu da yanımda oluyor. Neden iki tane ihtiyacım var derseniz bu şarj, yani hem kamera hem interneti aynı telefonda kullandığım zaman şarjım çabuk bitiyor. Dayanmıyor kesinlikle yarım gün. Çünkü bildirimler falan olduğu için ve interneti kullanmayı sevdiğim için dolayısıyla ikisi oluyor. Böylece ikisinin de şarjı eğer bütün gün dışarıdaysam yetiyor. Bir de benim dokumo telefonum var. İkisi artık gerçi dokumo. Bu da benim Türkiye ve eşimle yaptığım bununla telefon görüşmelerini yapıyorum. İş görüşmeleri de bununla yapılıyor. Çünkü iş telefonu da diyebilirim aslında. İşte telefonumu kapattım çalarsa diye. Bunun markasını, modelini, hiçbir şeyini bilmiyorum tabii ki de. Çünkü Yoshi getiriyor, ben kullanıyorum. Bilemiyorum. Gerçekten bilmiyorum modelini. Sonrasında bu cepte... Çantamı dün kullandım. Kesinlikle temizlemedim. Dün gezideydik. Magomeve... Tumago şehirlerine, dün nereye gittik? Dün Inioma Kalesi'ne gittik, pardon. O yüzden neler çıkacağını ben de bilmiyorum. Lotte'nin tuzlu karamel şekeri. Bunun çok fazla tuz tadı gelmiyor. Yani az bir tuz tadı var. Ama çok güzel bir karamel. Kesinlikle içinizi baymıyor. Onun çöpü. Çünkü dün marketten almıştım. Dün kullanmış olduğum Maybelline Baby Lips Glow serisi. Açık rengi var. Uçtu gördüğünüz gibi. Onlar dudak ısınıza renk değiştiriyor. Daha önce zaten defalarca vardı. Çöp. Karamel çöpü. Ve sonra çantanın içine geçiyoruz. Çantanın sadece şöyle bir gözü var. Fermuar yok. Annem fermuar olmadığı için de bunu çok istemedi. Kapaklı, sadece kapak olduğu için. Çantanın içi şöyle görünüyor. Öncelikle Dr. Silva'dan gelen şöyle bir altın rengi çanta var. İçerisinde iPhone şarjım var. iPhone 5 ince uçlu. Çünkü dün vlog kameramın şarjı tam dolu değildi. Yarı yolda bırakmasın diye. Çünkü arabada şarj edebiliyoruz biz Yoshi ile. O yüzden bütün gün dışarıda olacağımız için ve video çekeceğim için bunu yanıma aldım. Şöyle. Sonrasında fosil cüzdanım. Bunun modellerini alışveriş videomda göstermiştim. Bu benim kendi cüzdanım. Kendi harçlığım ve kartlarım bunda duruyor. Hatta şöyle. Şöyle bir kartım da var benim. Blogumun adresi. Mail adresim. Bu benim kendi cüzdanım. Dediğim gibi kendim için yaptığım harcamaları bu cüzdanımdan yapıyorum. Artık zaten biliyorsunuz. Bu da benim evimin cüzdanı. Ev bütçesi bunda. Bu da fosil. Bunda markete giderken şöyle
Sadece çantamı arabada bırakıp böyle kaşınıp çıkabiliyorum. Bunun da modelini hatırlamıyorum. Bu da evin cüzdanı. Böyle açılıyor. Şurada bozuk para kısmı var. Bunu da çok severek kullanıyorum. Sonrasında dün gitmiş olduğumuz Inyama Kalesi'nin haritası var. Dedim, çantayı henüz boşaltmadım. Sonrasında bir tane kağıt çıktı. Nagoya Kalesi'nin tarihi. Çünkü Nagoya Kalesi'ne gitmiştik. Orada anneme anlatabilmek için notlar aldım internetten. Sonrasında Inyama Kalesi'nin İngilizce broşürü. Bu kamera çok güzel gösteriyor ama gösterdiğim şeye göre ışıklar değişiyor. O yüzden ortadan devam ediyorum. Bir adet Creamy Vanilla Body Mist. Bu Japonya'da bir televizyon ünlüsü manken kız Lola'nın çıkarmış olduğu seri. Sanırım 5 kokusu var. Bence en güzeli bu. Yoshi de en çok bunu seviyor. Hatta Yoshi Lola'yı da çok beğeniyor. Falan yapıyor böyle kız. Onun kokusu. Dün bunu almıştım yanıma. Sonrasında şöyle Batman'li bir çanta. Şu kısmında kağıt mendil var. Uzun zamandır çantamda ne var videosu çekmediğim için unutmuşum çekmeyi. Çanta kısmında Halls'un ya da Halls mı deniyor? Halls'un yuzulu ve ballı vitamin C'li boğaz şekeri var. Onun çöpü var. Çöple de atayım hatta. Vicks'in pasteli var çünkü bu ara Japonya'da çok büyük, çok fazla grip salgını var. O yüzden yanımda taşıyorum. Kalabalık bir yerdeyken boğaz şekeri emdiğiniz zaman kendinizi virüslerden karşı, virüslere karşı korursunuz demişti radyo o yüzden. Benim Almanya'dan en çok sevdiğim Ice Fresh Yasemin bana getirmişti yazın. Yasemin çok teşekkür ederim. Yasemin eniştemin yeğeni. 3 tane Ice Fresh var çantamda. Her şey uçuyor. Bir tane falım var. Falım çok seviyorum. Annem bana bir kutu getirdi. Benim çok gene çok severek yediğim Ricola şekerleri var. Biri limonlu, biri de bitki özlü. Bunları da böyle. Sonrasında tabii ki kağıt mendil. Bu Docomo'nun reklam mendili. Çok yumuşak oluyor. Masanın üstünde yer kalmadı artık. Bir adet kartlık. Normalde böyle alışveriş mağazalar olmayan yere götürmüyorum ama dün gittiğimiz yer şehir olduğu için yanımdaydı. Benim Snoopy'li kartlığım. İçerisinde puan kartlarım var mağazaların. Japonya'da çok yaygın bir sistem. O yüzden yanımda taşıyorum mecburen. Snoopy'den geçerken bir de Snoopy'li şöyle bir çantam var. Bunu da çok seviyorum. Bunun içerisinde bana güleceksiniz. Fuchiko'larım var. Yanımda Fuchiko taşıyorum. Fuchiko böyle küçük bir minyatür. Aslında Koppuno Fuchiko. Yani böyle bardak kenarına takılıyor. Bardak var mı burada? Bardak yok. Şöyle asılı durabiliyor. Şöyle. Her şeyi uçuruyorum ya. Şöyle bir de Blend serisinin Fuchiko'su var yanımda. Bunları yanımda taşıyorum böyle çantamda. Böylece bir yerde oturduğum zaman fotoğrafını çekebileyim diye. Hem de kaybolmamış oluyorlar böylece. Sevgili Lale'nin hediyesi Eos Lip Balm'ın bu hanım eliyle. Çok seviyorum kokusunu. Yapısını. Yapısı yani bence herhangi bir lip balm'dan çok fazla değil ama işte şeker görünümünde. Japonya'da da satılmıyor. Lale bana Kanada'dan yolladı. Hanım elini çok seviyorum bu arada söyledim. 2 adet banka makbuzu. Annem para çekmişti çünkü. Türkiye bankamatik kartlarından burada postanelerde ya da kombinlerde para çekebiliyorsunuz bu arada. Bir adet not defteri. Bunu da yeni aldım. Dapip olması lazım. Yok, Pip Studio pardon. Şöyle içi çok güzel bunun. Antik böyle görünümü var. Pip Studio aslında porselenleriyle ünlü. Dün annem stamp bastı. Şöyle Inyama Kalesi. Bir tane de şöyle Inyama Kalesi. Sonrasında yine yeni satın almış olduğum Zebra Profil dörtlü kalem. Tabii ki Snoopy'li serisi çıktı. Çok güzel çeşitleri vardı. Ben bunda karar kıldım. Bu kalemlerin sistemi şöyle. Boş şekilde kabını satın alıyorsunuz. Bir de dilediğiniz renkte 4 renk mürekkep satın alıyorsunuz. Ben siyah, yeşil,
pembe ve turuncu aldım. Siyah çünkü Japonya'da resmi evraklarda, bütün evraklarda kullanılan renk. Böylece çantamda sadece bu olduğunda hem kendi defterime renkli kalemlerle not alabilir ya da dışarıda kalem lazım olduğunda, tükenmez kalem, kendi kalemimi taşıyabilirim diye yanımda böyle dörtlü bunu aldım. Bunu da yine aldım. Sonrasında içinden devam ediyorum. Bir adet falım. Şöyle telefon gözleri var küçük. Orada hiçbir şey yok. Son falım. Bir adet Kindle'ım var. Kindle aldı Yoshiba'nın. Ben Kindle uzun zamandır satın almak istiyordum. E-kitaplara karşı bir ön yargım var. iPad'den okumaya çalıştım, okuyamadım. Bilgisayardan zaten okuyamam çünkü ben uzanarak ya da kucağımda kitap okumayı seviyorum. iPad'le denedim, olmadı. Gözü çok yordu, gözümü çok yordu ışıklı olduğu için. O yüzden Kindle denemek istiyordum çünkü çantada kitap taşımak hani hem çok sevdiğim hem de bazen çok kalın kitaplar özellikle omuzumu ağrıttığı için Kindle denemek istiyordum. Yoshi de bunu bildiği için bana yılbaşı hediyesi olarak Kindle Paperwhite aldı. Şu anda Yoshi'nin kitabı var. Çünkü bir süredir Yoshi iş yerine götürüp getiriyor kitabını. Of. İçerisine Türkçe kitaplar attım. Şimdilik çok memnunum. Orijinal kabını aldık. Böylece kapattığınız zaman, kapını açtığınız zaman kitabınız kaldığı yerden başlıyor şu anda ana menüye döndüğüm için. Yorumlarımı daha sonra merak ederseniz ayrı bir video çekerim. Dediğim gibi çantamda da bunu taşıyorum. Ama şöyle söyleyeyim, çantada taşımak için çok uygun bir araç. Sonrasında şöyle bir iç cep var. Orada da Fossil'in kartı, orijinal çanta olduğuna dair. Ve iki tane daha falım damla sakızı çıktı. Bir tane Toka lastik kahverengi. H&M Türkiye'den almıştım. Çantamı yere bırakıyorum. Ve 3 adet de dudak ürünü çıktı. Toplamda 4 adet. Bence iyi bir başarı. Çünkü bir şekilde çanta içi ruj doluyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum. CanMake'in Stay On Balm Ruj var. Bu kaç numarası? 4 numarası. Bu çok tatlı bir nude renk. Defalarca gösterdim ama. Şöyle. Bir adet Maybelline Baby Lips. Bu da sevgili Lale'nin hediyesi. Bunun numarası Peach Kiss. Bu da çok tatlı simli bir nude. Buna göre daha açık diğerine göre. Bir de sevgili Kadriye'nin sihirli günlüğün hediyesi. Avon'un Shine Attract serisinden P401. Şöyle. Sanırım katalogdaki rengi Guava. Bu da tam dudak, benim tam dudak rengim olduğu için çok seviyorum. Bu da şöyle görünüyor. Gördüğünüz gibi çantamda nude teması varmış. Bu kadar çantamda olan ürünler. Umarım çok sıkıcı bir video olmamıştır. Uzun zamandır ara verdiğim için unutmuşum. Çantamda bunları taşıyorum. Artık çok büyük çantalar taşımamaya çalışıyorum. Ama gene de mesela Tokyo'ya gittiğim gün büyük çanta aldım yanıma. Böylece her şeyi bir çantada taşıdım. Yani okula gittiğim zaman da büyük çanta. Şu anda bu küçük çanta bana yetiyor. Çok da küçük değil. iPad'im de sığıyor içerisine. Bazen iPad'imi de koyuyorum içerisine. iPad'imi de taşıyorum. Çünkü onun da internet kontratı var. Böylece dışarıda annem kullanabiliyor. Bu kadar çantamda olan videolar. Umarım çantamda olan videolar. Çantamda olanlar bu kadar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Beklediğinize değmiştir. Daha fazla video için kanalıma üye olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.